hocam hiç ders çalışmasım gelmiyor Aynen ya. herkesin derdi bu zaten. Mesela İsa demiş ki ders çalışmak istiyorum ama çalışmak için ders çalışmasım gelmiyor. Evro demiş ki ya benim bir türlü ders çalışma isteğim gelmiyor. Sonra içim sıkılıyor. Çalışmasam da. Nefret ediyorum hocam hiç ders gelmiyor ya. Video gelsin diyor. Şimdi aynı zamanda çikolatalı ilk şey çok güzel bir yorum yapmış. Yani hocam bir meşakkat de bunu <laughs> Ya şikayette demek istemiş tabii ki. Hocam tomuşa ederse işlenince test hızlı geliyor. Ama bilgisayarı kapattığım an çözesim gelmiyor. Böyle onlar artık artı bir, bir sürü artı like almış bu artı arada. Bir Yağmur çekeceğim şey. modum gerçekten düştü. Hiç çalışasın gelmiyor demiş. Gerçekten de çok doğru bir tespit. Hiç kimsenin gelmez ki. Biz öğrenci değil mi sonuçum? Evet. Zaten ders çalışırsımız gelmez. Zaten doğamız gereği böyle bir şey var. Ama... saçma zaten. Öğrencinin ders çalışması anlamsız. Şimdi insan öyle düşünüyor. Ama gerçekten niçin çalıştığımızı bilirsek o zaman gelebilir. Ne mesela biliyor musun sonuçum? Kendine... Niçin çalışıyorum? Niye çalışıyorum ki ben? Yani ben bu, bu şu anda niye ben? bu dersi izliyorum falan diyeceksin. Tomur Şerif çünkü hedeflerimiz var. Dünyada hedefe olmayan hiçbir insan, hiçbir varlık yok. Yani mesela bir şeyin bile hani doğada yaşayan bir hayvanın işte bitkilerin hepsinin bir hedefi var. Bizim de bir hedefimiz var. Bir insan olarak daha Doğru daha büyük hedeflere sahibiz. İyi bir meslek istiyoruz, iyi bir üniversite istiyoruz, iyi bir gelecek istiyoruz, iyi bir hayat, iyi bir yaşam istiyoruz. Bunlar için hepsi için de iyi bir temele ihtiyacımız var. Yani kafa boş olursa olmuş herhalde benim. Gerçekten ben de hayır sana değil mi? Kafa boş olursa yani kafanı bir şeylerle doldurmazsan, zamanlı edersen dersen ne olur ileride dersin ki ya iyi bir temel atamadığım için bu hale geldim. Dolayısıyla biz bu temeli doğru düzgün atmamız gerekiyor. Peki nasıl başlayacağız? İlk başta gerçekten de istekli bir şekilde kendimizi hadi ben bunu yapacağım artık. Hedefim bu kardeşim? Başaracağım. Gereken, aynen başaracağım diye başlamasın Çünkü ilk başta bizim sorumluluklarımızın farkına varmamız gerekiyor. Mesela nedir biliyor musun? Seni oyalayan şeylerden kurtulman gerekiyor sorumlulukların farkına varmak. Sosyal medyada çok oyalanıyorum. Ha, mesela herkesin derdi. Mesela e, ne kadar giriyorsun bir günde? E, Hocam artık kendime limit koydum. En fazla 16 saat giriyorum. Daha fazla girmiyorum. Tebrik ederim. 16 saat gidiyorsun evladım saçmalama. Diyeceksin ki kendine en fazla 1 saat sosyal medya takılacağım. Onun dışında takılmayacağım. Tonguç Eğer sınav öğrencisiyse hatta hiç takılma derim size sana. Mesela sorumlulukların farkında olmayan insanlar ne yapmalı biliyor musun Tonguç'um? Kendine bir hedef belirlemeli. Yani sen ee, benim hedefim bu lise. Ben, ben bu meslekte başarılı olmak istiyorum. istiyorum. Ben işte ileride şunu başarmak istiyorum demesi gerekiyor ki ardından başarabilsin, ardından motivasyon kendisine gelebilsin. Çünkü motivasyon, ben yüzlerce saat sana bir şey anlatsam bile kendi içinden gelmediği zaman hiçbir anlamı olmayan bir şey. Ders çalışırken tohum çevrimi bir kere etrafında seni oyalayacak cep telefonu, tablet gibi böyle müzik gibi şeyleri lütfen kaldır Tonguç öğretmenim. Aynı zamanda sade bir şekilde eğer bilgisayarla ders çalışacaksan bilgisayarca laptop açık olsun. Lütfen cep telefonunu, Whatsapp uyarıları bilmem ne falan hepsini... Ama gruplardan çok güzel mesajlar geliyor. Kesinlikle giriyor. Instagram hepsini uzaklaştırmasın kendinden. Aynı zamanda Çalışma isteğini kendin oluşturmasın. İsteğinin gelmesini bekleyip de ya bu istek inşallah gelecek. Ya i̇nşallah gelecek. Diyorsun. haftaya gelir belki falan deyip de böyle Bekliyorum, uzun süreç. Sakın ama. Zamanla notlarında zaten çalıştıkça sen artış olacak. Ve bu artış seni ne yapacak biliyor musun? Ya ben yapabiliyormuşum. Ya ben başarabiliyormuşum. Aa. Ya matematik o kadar zor değilmiş. Ya Türkçe demek ki ne kadar kolaymış. Ben bunu yapabiliyorum. İşte inkılap tarihi veya işte sosyal bilgiler dersinde bazı şeyleri ezberleyince, bazı şeyleri bilince ne kadar kolaymış bu iş diyeceksin ve gerçekten de ne kadar hızlı ilerliyor. O zaman artacak hocam? Aynen kesinlikle. Zamanını düzenlemek bu işin en önemli şeyi. Tomuş Aram Bey, bizim eee en değerli şeyimiz. Yani dünyadaki en değerli şey ve insanların bir türlü para al algılayamadıkları para çünkü hocam? boyut dışı olan bir şey var. O da zaman gerçekten. Ha, zaman. Yani saçma ne parası. Şimdi Tonguç Erayem gerçekten hani kaybediyoruz. Sürekli zamanı kaybediyoruz ve sonrasında pişmanlıklar yaşıyoruz. İşte ben birçok öğrenciyi duydum Tomuş Ören Bey. Efendim? Ya keşke temelimi doğru atsaydım. Keşke iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir okula gidip de gerçekten de başarılı bir birey olsaydım diyen bir sürü yetişkin birey dahil öğrenciler de var. İşte sen de bunu başarabilmek için etrafındaki seni etkileyen televizyon, bilgisayar, telefon gibi Nasıl yaşayacağım hocam tekrar, onlar olmadan? Aynen bak zaten bunları kaldırmıyor musun? O kadar çok zamanın olacak ki. Diyeceksin ki ya benim ne kadar çok zamanım varmış. Ama yaşayabilir miyim hocam bunlar olmadan? Efendim insanlar eskiden yaşıyordu. İlk, i̇nsanlar 50 sene önce zaten bunların hiçbirisi yokken yaşıyorlar. Aa. Dolayısıyla sen de bu şekilde yaşamayıp daha doğrusu odaklandığın zamanlarda bunlardan uzak durmayı öğrenmelisin. Eğer bunu yaparsan emin ol ki inanılmaz başarılı bir öğrenci olacaksın. Ve şunu unutma Tonguç Akademi olarak sadece ve sadece senin başarın için yüzlerce video yüklüyoruz. Ayda yüzlerce video. Her sınıfın kanalınız var her mı? Her sınıfın kanalı var. Tonguç 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8, 9, 10, 11 bir kampüs kanalı var. Üniversite hazırlık için Tonguç Ulan benim e, e, 8. sınıf kanalında full LGS var. Aynı zamanda her sınıfa özel yayınlar var. Tonguç Akademi.com'da sınıf anahtarı sisteminde bütün dersler var aynı zamanda. Bir sürü kitap var, bir sürü kitap basılmış ve Tonguç sana destek olmak için yeni yeni eğitim tarzı yani eğitimin geleceği mottosuyla sana destek olabilmek için gerçekten de 7-24 çalışıyoruz. Şu anda mesela gecenin köründe bu videoyu çekiyoruz. Aa gece doğru. Mu? Aynen. Yani şunu unutma Tomuş Eren Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sen elinden geleni yapıyor musun? İşte onu sor kendine ve çalışmaya başla. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yolla. Sağ olun hocam.